Saç ekimi sonrasında çıkan saçlar kesinlikle doğal görünür. Kesinlikle dememin sebebi de fue tekniği. Altın standart teknik. Çünkü fue tekniğini artık çok yüksek miktarlarda saç folikülü elde edebiliyoruz. Yani bir seansta ortalama 3000-3500 greft alabilmek mümkün. Ve bu çok büyük alanlara yayıldığı zaman bile normal saç sıklığının %50'si kadar bir sıklık elde etmek mümkün ki bunu normal göz ayırt edemiyor. Saç ekiminin doğal olması için tabi sadece saç sıklığı yeterli değil. Santimetre kare ekeceğiniz saçın belli sıklıkta olmasının yanı sıra yönleri de çok önemli. Doğal çıkış yönlerinde olması lazım. Evvelden bize hastalar gelirlerdi eski tekniklerle yaptırılan ya da çok eskiden saç ekimi yaptırmış olan kişiler. Hocam saçımız işte fırça gibi, çim adam gibi olur mu, görünür mü, belli olur mu diye. İnanın artık böyle bir sonuç almak fue tekniğiyle mümkün değil. Çünkü bu görünümler, çim adam görünümleri ya çok üçlü dörtlü greftlerin çok fazla kullanılması ön kısmında bundan kaynaklanıyor ya da evvelden yapılan tekniklerde çok geniş punchlar. 1,5-2 milimetrelik böyle zımba teli gibi punchların kullanmasından meydana geliyordu. Artık bunlar söz konusu bile değil. 0,7 milimetrelik, 0,8 milimetrelik çok ince greftler, foliküller kullanılıyor ve çok doğal bir sonuç elde edilebiliyor. Hani doğal görünmesi tabii ki doğal görünüyor ama saç ekimi hiç anlaşılmaz mı? Bence saç ekimini iki grup insan anlayabilir. Bir tanesi bu işi yapan bizler gördüğümüz zaman anlayabiliriz. Bir de yaptırmak isteyen ve bu konuyla çok ilgilenen, işte forumlara giren, resimlere bakan, etrafındaki saç ekimi yaptırmış kişilerle gidip soran kişiler baktıkları zaman anlayabilirler. Kişi saçını ektirdikten, yaptırdıktan sonra 6 ay, 7 ay sonra hiçbir akrabası, hiçbir tanıdığı, yolda gören birisi "Aa saç ektirmişsin, ne olmuş?" demez.